Babam genelde akıl danışılan biridir. Bir soruları olduğunda ya da sorunları olduğunda gelip bunu babamla paylaşıp ondan çözüm istemelerini sürekli yaşardık. Hemen her konuda danıştığımız bir insandır. Yani ailenin danışmanı dediğimiz kişidir. Ve bizim için her zaman hani direkt nasihat vermektense kendisi yaşayarak örnek olan, müsamahkar, hoşgörülü, çok böyle hani sıkmadan, incitmeden anlatmaya çalışan biridir. O sokakta gezdiği zaman bir esnafa selam vermesi, bir esnafın derdini sorması, vatandaş ona bir soru için geldiği zaman onu geçiştirme değil de onu bir şekilde onun ihtiyacı olan o sorunun o meramını giderme noktasında özverili bir insan, özverili bir alim. Her gittiğimiz köyde, her gittiğimiz taşrada ağlamaz dedim. Aa, Bekir hocam var. Bekir ağlamaz var. Herkes çok iyi tanır. Ve duruşu, konuşması, kabiliyeti insanları onu sevmeye iterdi. O yumuşacık bir kalbe sahiptir. Gerçekten de öyledir. Bunu herkes söyler. O yumuşacık kalbinin sayesinde insanlar hep böyle merhamet nazarıyla bakmıştır Bekir hocam. Kim olursa olsun muhatabı. Bekir ağlamaz. Aslen Ağrı Patnos'ta olan, yurdun değişik yerlerinde imam hatiplik ve müftülük hizmetlerinde bulunmuş, Antalya'da uzunca bir süre minberlerde yaptığı vaazlarla gönüllere girmeyi başarmış bir vaiz Bekir Ağlamaz Hoca. Ben Bekir Ağlamaz. Babamın adı Mehmet, anamın adı Rabia. Ben Ağrı'nın Patnos ilçesinin Gencali köyünde dünyaya geldim. 1955 doğumluyum. Kendi köyümde ilkokula başladım. İlkokulu köyümde bitirdim. Okulu bitirdikten sonra ben hocaya gittim, köy hocasına gittim. Arapça okumaya başladım. Bir sene sonra ben Kur'an'ı hemen hatım ettim birkaç ayda. Ondan sonra Arapçaya geçtim. Sözlük ilmi yani sarf ilmi diyorlar medresede. Sarf ilmine başladım. O sene hocam hacca gitti. Ben tabii hocasız kaldım. Benim bir abim, ondan sonra bir halamın oğlu, bir yastık, bir yorgan aldılar, beni başka bir köye götürdüler. Medrese vardı orada, Arapça talebeler vardı, 16-17 tane talebe vardı. Ben orada tahsilime başladım. Tabii kader-i ilahi yani sevki ilahiyle 4 sene orada Arapça okudum. Ama askerlik yaklaştı, ben dedim yani bir resmi tahsil etmem lazım falan. Bitlis'te İmam Hatip Lisesi yeni açılmıştı. Ben oraya gittim, orada kaydoldum. 2 sene paralı okudum. Ondan sonra yatılı imtihanını kazandım, Elazığ'a geçtim. Elazığ'da yatılı okuduğum için hemen mezun olur olmaz Diyanet çağırdı. Biz imtihana girdik. Ben imamlığı kazandım. Patnos Çarşı Camisi vardı, büyükçe bir cami, güzel bir cami. O camiye tayin oldum. Derken üniversite imtihanına girdim, kazandım, ilahiyata girdim, Erzurum ilahiyata girdim. Ondan sonra mezun oldum. Mezun olur olmaz yine müftülük imtihanı açıldı, ben müftülüğü kazandım. 5-6 ay kadar Hizan müftülüğünü yaptım. Ondan sonra asker oldum. Yedek subaylığı bitirdikten sonra tekrar Diyanet beni aradı. Bulanık, Muş Bulanık müftülüğüne tayin oldum. Ondan sonra da imtihana girdim. Yurt dışı imtihanını kazandım. 5 sene yakın Almanya'da kaldım. Almanya'da kaldıktan sonra buraya gelince ben artık dedim vaizliğe geçmek istiyorum.
Ben Antalya'yı istedim. O günden beri Antalya'daydım. Derken 3-4 sene önce emekliye ayrıldım. Görev yıllarında kürsülerden yaptığı etkili konuşmalarıyla Antalyalıları bilgilendiren Bekir Hoca, yakın çevresi içinde aynı zamanda örnek teşkil eden bir yol gösterici olur. Vaizlerin, din adamlarının kendilerine sürekli olarak yenilemelerini tavsiye eden Bekir Ağlamaz Hoca, her zaman kendimizi tazelememiz gerekir diyor. Ben mümkün olduğu kadar çevreme faydalı olmaya çalıştım. Bugün benim ailemden, benim soyadımı taşıyan 5-6 tane erkek çocuk ilahiyat mezunu, ona yakın da kız ilahiyat mezunu. Yani mesela yurt dışında ben 150 tane çocuk okuttum, katlım ettirdim falan. O hala çocuklar beni arıyorlar. Yani boş durmadık yani, hamdolsun elimizden geldiği kadar. Zaten kürsülerde çok anlatılmayan konuları anlatmaya çalıştık. Yani ben vaiz olarak yani şeye meraklıyım, yeniliklere falan. Yani böyle kafayı dondurmak değil, kafayı çalıştırmak, yani kafayı tazelemek, kafayı dondurmak değil. Yani hatta diyorum yani her zaman kaç yerde de söyledim. İslam şeyi durmuş diyorlar, İslam donmuş, İslam nehri. Ben o kanaatte değilim. Gün be gün yani tazelemek lazım, taze şeyler peşinde olmak lazım. Yani hatta ben bilgisayarı çok senelerden beri kullanıyorum. Fakat şu telefonları veyahut bilmem sunumları şeyle yapamadık zamanla. Baktık ki yani şeyimiz eskimiş yani. Biz geç kaldık yani bilgisayar konusunda, şu bu konusunda. Yani daha erken davranmamız lazım değil. Meslektaşlarıma da ben tavsiyem odur. Yani hiçbir yeniliğe karşı olmasınlar. Her zaman yenilik, 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 her zaman tazelik. Yani nasıl ki bir yılan dahi senede bir defa şeyini değiştiriyorsa, gömleğini değiştiriyorsa, vaizlerin, din adamlarının, imamlarının da öyle olması lazım. Yani her zaman kendilerini tazelemeleri lazım. Yani bu demek değildir ki dine yeni şeyler sokalım, bid'at, hurafe değil yani. O yenilik değil. Amcam okuldan dönünce köyde bir bayram havası oluşurdu. Köylüler, hatta komşu köylüler ziyaretine gelirdi. Onun ilminden istifade ederlerdi. Cemaat otururdu. Bizim odamız köy odası gibiydi. Otururdu. Amcam baş köşede oturur ve bu insanlara ilmi, ameli, takvayı Allah'a anlatırdı. Ve herkes ondan çok güzel bir ders alırdı. O gittikten sonra bir daha onun gelişini beklemeye koyulurduk. Biz ilk defa hayatı onunla tanıdık. Mesela biz tarihi, Osmanlı'yı, Plevne Marşı'nı ondan öğrendik. Biz Kur'an'ın Hadimleri Marşı'nı ondan öğrendik. Biz ilkokula giderken geldiğinde onun yanında oturmak bize feyiz ve bereket kazandırırdı. Hamdolsun öyle bir ortamda bir gelişti, yetişti. İlmiyle amil olan bir alim oldu. Ve gerçekten Allah'tan korkan bir alim oldu. Ve bizim aile, hatta sülale ondan çok şeyler kazandı. O bölgeye çok şeyler kazandırdı. Hayatını çok güzel ilimle, eğitimle, amelle, insanları irşad etmekle geçirdi ve sonunda emekli oldu. Ailenin köyden okuyup çıkan çocuğu olarak diğer kardeşleriyle de beraber ilişkisi güzel olmuş. Onların da bir nebze elinden tutmuş diyebiliriz. Ve babamın köyden okuyup çıkmasıyla beraber ardından gelen nesil hep hatta
sadece aile değil, köydekiler de dahil, bütün köy. Hocalığa mesela merak salmışlar. Babam işte hem aynı zamanda medrese okuyup, onun ardından İmam Hatip okuyup, İmam Hatip'ten sonra Yüksek İslam Enstitüsü. Bu bir örneklik teşkil etmiş. Ve ardından yeğenleri, köydeki diğer çocuklar ve mesela bizim ailemiz. Yani biz 5 kardeşiz. Üçümüz İlahiyat Fakültesi mezunuyuz. Babamla birlikte 4 oluyoruz. Yani 7 kişilik bir ailede 4 tane ilahiyat mezunuyuz. Hepimiz bu yolda, babamın önderliğinde bu yola girdik diyebiliriz. Bekir Ağlamaz Hoca kürsülerden vaazlar yaparken bir taraftan da ortak bir tercüme çalışmasının içinde bulunur. Kendi alanında önemli bir eser niteliğinde olan Ahmet Şerbasi'nin 8 ciltlik sorulu cevaplı İslam fıkhı kitabının çevirisinin yapılmasına katkı sağlar. Bunun yazarı Ezher şeyhlerinden Şerbasi, Ahmet Şerbasi. O 40-50 sene gelen sorulara hep dini sorulara cevap vermiş. Ezher şeyhi, yani alim bir adam. Yani mezhepler üstü bir alim, büyük bir alim. Yani mezhepler üstü derken, yani bir mezhebe şeyi yok, yani aşırı bağlılığı yok. Gelen sorulara, yani artık يَسْأَلُونَكَ فِي الدِّينِ وَالْحَيَاتِ din ve hayat hakkında senden soruluyor, bunlara cevap ver. Yani din hakkında, hayat hakkında, içtimai hayat, sosyal hayat hakkında ne varsa hepsi bu kitapta mevcut. Talak, boşanma, bilmem, sulh, barış, ondan sonra dünyadaki bütün şeyler o kitabın içinde mevcut. Yani bir ansiklopedik gibi bir şey. Çok geniş, detaylı bir kitap. Yani el atma diye bir konu yok. Bütün konulara değiniyor. Bütün konulara belki şey olarak detaylı değil ama özet olarak insana güzel bir şey veriyor. Hatta bir hocadan sordum. Mehmet Emin Afşar, o da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydı. Dedim biz tercüme ettik bu kitabı. Yahu herkesi müftü yapacaksınız falan. Yani herkes de bu kitabı okusa diyecek ki yani ben müftü gibiyim, biliyorum falan. Yani insana o kadar şey veriyor, cesaret veriyor. O kadar bilgi veriyor, o kadar şey veriyor. O konuda yani çok güzel bir kitap. Tabii zamanla belki Diyanet de şey yapabilir. Onu bir yayın evi herhalde ikinci, üçüncü baskı yaptılar falan. Ben de faydalandım o kitaptan. Hala da faydalanıyorum. Tatlı bir dili vardır Bekir Hocam'ın. Ki insanları irşad etme vazifesi verilen bir insanda bulunması gereken en güzel, önemli özelliklerden bir tanesi de budur. Tatlı bir dilin olması, güler bir yüzünün olması, onu dinleyen, kendisini dinleyen, gerek vaazında, gerek böyle diyaloglarında, sohbetlerinde kendisini dinleyen herkes buna şahit olmuştur ki bunlardan bir tanesi de fakirdir. Bekir Hocam'la daha çok biz Elmalı'da böyle yazları onun sohbetinde bulunurduk. Her namazdan çıkınca o karşıdaki parka gider. Özellikle ben ondan böyle çok dinlemekten zevk aldığım, haz aldığım bazı konular vardı Bekir Hocam'ın, dini konularda. Onları böyle saatlerce dinlemekten bıkmaz, yorulmaz ve hep böyle ona bakar, onun konuşmasını beklerdim. Çok açık bir ifadeyle bunu arz edebilirim. Biz bütün bilmediklerimizi bilen Bekir Hocamızdan öğrendik onun sohbetlerinde. Bu yüzden de onu çok önemserim. Bir gün köyden Manavgat'a gezmeye gelmiştik. Babam da vardı yanımda. Bir öğle namazında hocam Merkez Camii'de bir vaaz yaptı. Vaazdan sonra hocamla tanıştık. Ben ve babam, o zaman sağdı babam da. Hocamın işte haftada 3 gün ta Antalya'dan veya 4 gün, 3 gün, 4 gün Antalya'dan Manavgat'a gelip vaazlık yaptığını, vaaz derslerini, Kur'an dersleri verdiğini
duyunca çok hoşuma gitmiş. Hocam zor olmuyor mu sizin için? Antalya'dan Manavgat 70 kilometre falan. Hoca efendi de eğer görev aşkı olursa içinizde bazen yollar size çok kısa gelir dedi. Ben Manavgat'ı sevdim dedi. Manavgat'ta da vaazlık yapmak istiyorum dedi. Çok güzel bir cemaati var dedi. Güzel bir potansiyel var. Ve hocamla o gün tanıştım. Onun o görev aşkı, insanlara olan o güler yüzü, Kur'an sevdalısı. Yani kürsüyü dolduran bir vaazdı hocam. Güzel bir nesil yetiştirmenin nedenli zor bir görev olduğunu bilen Ağlamaz Hoca'ya bu konuda en büyük destekçisi eşi olur. Eşinin desteğiyle bu zorlu görevi Bekir Hoca başarır. Allah'a şükürler olsun. Ben birkaç defa vaizlik yani irşat şeyine çıkıyorduk. Okul zamanlarında genelde. Yani eşim ilgilendi. Çocukların Halim, Selim iyi çocuklar, terbiyeli çocuklar. Büyük kızım ilahiyat mezunu, Isparta ilahiyat. Üçüncü kızım da ilahiyat Bursa, Isparta. Oğlum Akdeniz ilahiyat mezunu. Benim ailemde epeyce var zaten, yeğenlerim var, imam kaç tane. Ben öncülük yaptım. Yani zor bir nesil yetiştirmek, hakikaten ben bakıyorum yani. Bir güzel bir nesil yetiştirmek meseledir yani, çok meselelerin meselesi. Hamdolsun yani benim eşim de bu konuda sabah erken kalkıyordu, onları okullarına götürüyordu. Yani üstlerini, başlarını o yapıyordu falan. Tabii büyük emek onundur. Bizim de katkımız oldu. Bir iki defa işte o vaizler işarda gidince ben yaptım. Bir iki defa çocuklar rahatsızlandılar falan. Ama anneleri sahip çıktı, diğer akrabalar sahip çıktılar. Devamlı yanlarındaydık, hamdolsun bu konuda bir sıkıntımız yok yani. Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükür ediyorum, Allah'a hamd ediyorum. Tabii evlat zor yani, evlat meselesi. Allah kimseyi evlatla imtihan etmesin. Bazı evlatlar babalarını dövüyorlar, analarını dövüyorlar, itaatsizlik yapıyorlar falan. Yok o bizde, şükürler olsun. Bizim bütün ailemiz bu konuda dini terbiye aldılar. Her şey yerinde yani, şükürler olsun. Babam hem bizim için hem de çevresi için ilmin kapısı niteliğinde bir insan. Yani tüm ailenin okumasına vesile olan bir özelliği var. Bu anlamda ben babamı kendime çok örnek alıyorum. Biz hepimiz onun rahleyi tedrisinden geçtik. Küçük yaşlarda, daha 4-5 yaşlarında camiye onunla birlikte gidip, işte elif bağlarımızı açıp, aralarda oyun oynasak da Kur'an-ı Kerim'i bir aşinalığımız oldu. Ve babam sayesinde biz dini, Allah'ı, peygamberi, İslam'ı sevdik. Kur'an'ı sevdik. Bu anlamda babam aslında bizim ailenin ilk hocası, ilk öğretmenidir. Benim ilk öğretmenimdir. Yani ben ailenin son üyesiyim. İşte 4 tane ablam var. En küçük tek erkek benim. İşte belki de babamın emeklilik yaşlarına yakın zamanlarında benimle ilgilendi diyebilirim. Genel olarak vaizlik biraz mesai olarak diğer belki din görevlilerine göre daha rahat görünebilir. Ama babam bu rahatlığı kendine bir boşluk olarak değil, ilmi olarak sürekli okumalar yaparak ve güncel olayları takip ederek geçirirdi. Annemin zaten bizim üzerimizde emeği çok fazla ama
Yani babamın biraz sosyal hayatta diyebiliriz. Annemizin de günlük hayatta bizimle ilgisi daha fazlaydı. Bismillah, elhamdülillah. Ve salaten ve selamen ala Resulillah ve ba'd. Allah'ımıza hamd olsun. Peygamberimize salatü selam olsun. Ondan sonra çocuklarım, evlatlarım, sana, size, hepimize nasihatim şu. Herkes bu soruları kendinden sormalı. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Vazifen ne? Tamam. Bu sorulara cevap verirsek, yani Kur'an'a göre, dinimize göre, necisin? Her şeyden önce insanım. Değil mi? Her şeyden önce insanız. Hayvan değiliz, bitki değiliz, maden değiliz, kaya değiliz, kuş değiliz. İnsanız. Yani insan olarak yaratılmışız. İnsan mahlukatın en şereflisidir. Nereden geliyoruz? O uzun bir yolculuk. Ruhlar aleminden geliyoruz. Ana rahmine düştük hepimiz. Ondan sonra oradan da dünyaya geldik. Dünyadan da çıkacağız. Nasıl ki bu evden çıktığımız gibi bir gün dünyadan da çıkacağız. Nereye gideceğiz? Ahirete. Yani sonsuz hayata. Sonsuz hayat önümüzde. Onun için hiçbir zaman vazifemizi unutmayalım. Hiçbir zaman görevimizi unutmayalım. Biz başıboş değiliz, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de siz başıboş yaratıldınız mı zannettiniz yani? İnsanoğlu sorumludur. Onun için bu sorumluluğu her zaman anlayalım. Her zaman bir hesap içinde, yani Allah'a karşı bir sorumluluk içinde olalım. Duanın ibadetin özü olduğunu belirten Bekir Ağlamaz Hoca, kabul olması için de biz Müslümanların bazı şartları yerine getirmesinin gerektiğini söylüyor. Dua öyle bir şey ki, yani ibadetin özüdür diyor Peygamberimiz. Yani dua bir yalvarıştır. Ondan sonra Allah'la baş başa kalınca insan, bir yerde bütün sebepler sukut edince, bütün sebepler susunca duanın etkisi oluyor. İşte tabii baştan itibaren bir selavat getirmek, bir Allah'a hamd etmek. Ondan sonra bir abdest üzerine daha güzel bir yerler. Bazı yerler var ki yani dua reddolmaz. Mesela Kabe-i Muazzama'nın karşısında, Peygamberimizin karşısında, Ravza-i Tahiresi karşısında. Bazen böyle dağlarda, bazen uçsuz yerlerde, böyle kimsenin olmadığı yerde. İnsanın artık hani şeyler hep susunca, maddi sebepler susunca, siz ihtiyacınızı kime arzu edeceksin? Allah'a arzu edeceksin. Allah'a arzuhal yazacaksın tabiri caizse. O zaman ben tükendim Allah'ım dedikten sonra Allah diyor ki sen tükendinse ben yettim, yani senin imdadına yetişeceğim. Allah'la beraberiz. Allah bizimledir. Şah damarımızdan daha yakındır. Ona yalvarmak lazım. Yani duam kabul olmadı dememek lazım. Tabii ehil olmak lazım. Bir şeye ehil olmak lazım. Ehil olmadan tabii Allah bazen vermese de belki bundan dolayı vermiyor. Yoksa duam kabul olmadı, şeyim olmadı, duam kabul olmadı dememek lazım. Ümitsiz olmamak lazım. Her halükarda yanarak, yakılarak Allah'a dua etmek lazım. Duanın bir kabul şartı da yani o insan dediğinden gafil olmayacak. Yani ne dediğini, yani ne istediğini bilecek yani. Evet, yani bu şartlar dahilinde dualar kabul olur. Bütün ikramların sahibi olan, merhametlerin merhametlisi olan Allah'ım bizi bağışla, bizi affet. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirete iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
bizim rızkımıza bereket ver, bizim ölmüşlerimize merhamet et, şüheda şehitlere merhamet et Allah'ım, gazilere selamet et. Bütün vatanımızı, memleketimizi, çoluk çocuğumuzu her çeşit semavi ve arazi afetlerden koru. Hele bugünlerde çok her memleketin her yerinde afet var, bela var. Bizi bu belalarından koru, bize acı, bize merhamet et. Amin. Rabbena la tuakhizna in nesina ev ehtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'afu anna ve'gfir lana ve'rhamna. Ente mevlana fe'nsurna ala al-qawmi kafirin. Ya Rab, ismi azam hürmetine, Nebi-i Muhterem hürmetine, Kabe-i Muazzama hürmetine, yanında makbul olan kulların hürmetine bize acı, bize merhamet et. Bizi şu dünya çöllerinde mahvettirme Allah'ım. Amin, amin. Ya Rabbel Alemin.